Hayır abi, aleykümselam. Gel. Tabii biz öğrencilerimizin, gençlerimizin farkındalığını arttırmak için bu kütüphaneleri yapıyoruz ama şunu ifade etmek istiyorum. Genç kardeşlerimize açmış olduğumuz bu kütüphaneler sayesinde aslında onlar bizim farkındalığımızı daha da arttırdılar. Ve bu mekanları dolu dolu sahiplenerek, kullanmaya başlayarak bunların bir ihtiyaç olduğunu bize daha fazla hissettirdiler. Ve biz de inşallah bugün 5. ve merkezdeki en büyük kütüphanemizi hayata geçiriyor olacağız. Bunlara nöbetçi kitaphane dedik. Çocuklarımıza göre esnek çalışmalar yapacağız biz burada. Özellikle sabahtan akşama kadar açık kalması gerekiyorsa elbette bunu da yapacağız. Onların bize final dönemleri olabilir, özel hazırlık dönemleri olabilir. Bunlarda da açık tutacağız ama çalışma saatleri açısından sabah 8'de başlayıp akşam 12'ye kadar devam edecek bir çalışma standardı göreceksiniz burada. Tabii 1400 metrekare ve iki kattan oluşan bir Z kütüphane formatıyla oluşturulmuş olan bir kütüphane burası. Bunları arkadaşlarımız, gençlerimiz, öğrencilerimiz daha önce de deneyimleme fırsatı buldular. Bu kütüphanenin diğer İnegöl dışındaki kütüphanelerden farkları şuydu, nöbetçi kütüphanelerin. Rezervasyon yaparak gelebiliyor öğrenci kardeşlerimiz buraya. Yani burası her an dolu olarak kullanılan ve rezervasyonda boşsa bunları da sistemden görebiliyorlar. Gelip burada dersini de çalışabiliyor, araştırmalarını da yapabiliyor bu mekanlarda. Bu dönem buna bir yenisini daha ekliyoruz. Veli bilgilendirme sistemi adı altında bir sistemi de devreye alıyoruz. Velimizin de öğrencisiyle ilgili neler yaptığını buradan izleyebilmesi, takip edebilmesi adına bir fırsat vermiş olacağız. Tabii bulunduğumuz mekan çok fazla detaylandırmak istemiyorum çünkü burası bir daha sonra açılışında tamamlamak istediğimiz bir alan. Burası bir yaşam alanı, kentsel yaşam alanı. Burada hayat devam edecek. Hizmet binalarımız var, kafeterya restoranlarımız var, oturduğumuz alanın altında otoparklarımız var ve ücretsiz olarak vatandaşlarımız bunları kullanabiliyorlar. Burada da tamamen gençlerimize ve öğrencilerimize ayırdığımız kütüphanemizi birazdan inşallah gezip görmüş ve ilk açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Hava çok güzel ve hem böylesine güzel bir kütüphanenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin çok güzel vakit geçirebilecekleri bir mekan. Hem de daha sonrasında da İnegöl'ümüz için çok kıymetli olan, mobilya endüstrimiz için çok değerli olan İnegöl Mobilya Fuarı'nın da açılışını gerçekleştireceğiz. Evet, bir taraftan bu mekanın tamamıyla ilgili söylenecek çok şey var. Gerçekten böylesine güzel bir meydanın olması, ilerideki o hükümet binasının da ortadan kaldırılması, orada da güzel bir meydanın yapılması, İnegöl'ümüzün merkezinde böyle güzel mekanların, böylesine ferah alanların oluşturulmuş olması çok kıymetli, çok değerli. Ben bu manada buna emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımızın da tabii çok önemli katkıları oldu. Belediye Başkanımız gerçekten çok önemli projelere imza atıyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Şu meydanın şehre taktığı havayı emin olun her gördüğümde takdirle karşılıyorum. İşte bunun gibi hizmetlerimize, milletimizin bize verdiği, Bursalı hemşerilerimizin bize verdiği destek de inşallah devam etmeye gayret göstereceğiz. Tabii 31 Mart seçimlerini geride bıraktık. Milletimiz takdirini bazı şehirlerde, bazı ilçelerde bizden yana, bazı ilçelerimizde de, bazı şehirlerimizde de farklı adaylardan yana kullandı. Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir. Eğer biz bu seçimde istediğimiz başarıyı gösteremediysek burada hatayı da kusuru da eksiği de kendimizde arayacağız. Nereleri eksik bıraktık? Nerelerde vatandaşlarımızı yeterince bilgilendiremedik? Nerelerde vatandaşımızın gönlüne giremedik? Bunların muhasebesini tek tek yapacağız. Ve inşallah vatandaşımızın bize verdiği bu mesajı değerlendirerek önümüzdeki dönemde hem hizmetlerimize
yerimize devam edeceğiz. Ama aynı zamanda vatandaşımızın gönlündeki yerimizi tekrar sağlamlaştırmak için de gayret göstereceğiz. İşte bugün seçim sonrasında, bayramın ertesinde hemen bir hizmet açılışıyla vatandaşlarımızın huzurundayız. Şu tesis, şu güzel kütüphane, buradaki her bir genç arkadaşımızın emin olun bir numaralı uğrak noktası olacak. Ailelerimizin güvenle, gönül rahatlığıyla, benim çocuğum acaba akşamın saat bu saatinde nerede oldu düşüncesinden kurtularak, ailelerimizin de en fazla takdir ettiği hizmetlerden bir tanesi olacak. Alper Başkanımıza biraz önce sordum, dedim ki bu projenin ilk tasarımında böyle bir kütüphane var mıydı? Dedi ki Sayın Bakanım hayır, biz burayı aslında bir hizmet binası olarak tasarlamıştık. Ama gördük ki artık öyle hizmet binalarına ihtiyaç yok. Biz bu mekanı İnegöl'lü hemşerilerimiz için, İnegöl'ün genç insanları için, yavruları için kullanabiliriz. İşte tasarımımızı değiştirdik ve bu binayı gerçekten örnek bir kütüphane haline getirdik. İşte gönül belediyeciliği demek bu demek. Gerçek belediyecilik demek bu demek. Biz bunun en güzel örnekleriyle inşallah sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizler milletvekili arkadaşlarımızla birlikte bu ilçenin neye ihtiyacı varsa, merkezi hükümetle hangi koordinasyonu gerçekleştirmemiz gerekiyorsa bununla ilgili gayretlerimizi ortaya çıkaracağız. Ve biz inanıyoruz ki İnegöl Belediyesi Bursa'nın gururu olarak, Bursa'nın örnek bir belediyesi olarak ve AK Belediyeciliği Cumhur İttifakı'nın da en güzel faaliyet alanlarını temsil eden bir belediye olarak yerine devam edecek. Yeni kütüphanemiz şehrimize, genç kardeşlerimize, bütün İnegöl'lü hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun diyor. Kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah, bismillah. Harika bir yer. Hadi bakalım. Dördüncüsün. Sen de mi sen? Hoş geldin. Hoş geldiniz. Sen de mi gördün? Kolay gelsin. Nasılsınız? İyiyiz. Beğendiniz mi burayı? Evet. Siz hangi okuldan geldiniz? Çevre. Başaran. Ortaokul mu? Kaça gidiyorsan? 7'ye. Beğendiniz mi burayı? Evet hocam. Alper Başkan'ı tanıyor musunuz? Evet. Nerede kalıyorsun? Kafeyi bas. Kafeyi bas. Benim öğrencim.